Evet, Sadık Ertaş ben, Türkçe öğretmeniyim. Afrika ülkesi Sudan'da çalışıyorum. Sudan'ın Niyala eyaletinde ya da ilinde çalışıyorum. Başkente 1300 kilometre yaklaşık olarak uzaklıkta olan bir güneyde bir ülke, Ekvator'a daha yakın bir ülke, bir eyalet diyeyim. Güney Sudan'a yakın. Şimdi sizlere buradaki süreçlerimi anlatacağım. Umarım çok lafı dağıtmam, bütün süreci anlatırım. İlgili öğretmen arkadaşlara bilgi amaçlı olur. Tabii o yurt dışı öğretmenlik sınavına girme, işte mülakat, o süreçler başka süreçler, bütün öğretmenlerde ortak. Ben Sudan faslından başlayayım. Okulumuza yazımız geldi. Ben İstanbul Büyükçekmece'de çalışıyorum. Yazımız geldi. Benim görevlendirme yazımda işte Hartum Büyükelçiliği Niyala diye yazıyordu. Buraya tabii gelmek için öncelikle bütün yurt dışı çıkışlarda pasaport lazım. Eğer yeşil pasaportunuz yoksa gri hizmet pasaportu çıkarıyorsunuz. Ki ben öyle yaptım. Yeşil pasaportu da bu uzman öğretmenlik sayesinde Aralık'ta hak ettik. Ona da başvuracağız sonraki süreçlerde. Gri pasaport için İstanbul'da şimdi yaşadığımız sorunlar da önemli. Çünkü diğer arkadaşlara örnek teşkil etmesi açısından. İstanbul'da ben o sıra bayram öncesiydi. Temmuz ayıydı sanırım. Temmuz ayıydı, evet. Bayram öncesi olduğu için İstanbul'da pasaport başvurusu için randevu bulamadım. Ve ben Tekirdağ'a randevu aldım, İstanbul'a en yakın yerden. Pasaport işlemlerimi oradan hallettim. Görev süreniz her ne kadar 5 yıl gibi görünse de birçok pasaport birimi, yani İl Milli Eğitim Bünyesindeki pasaport birimleri 1 yıllık pasaport veriyorlar size geçerlilik süresi olarak. Çünkü malum bizim görevimiz 1 artı 1 artı 5'e kadar gidiyor. 5 yıllık değil. O yüzden o konuda biraz şey davranıyorlar, sağlamcı davranıyorlar. Pasaportumuz 1 yıllık. Yeşil pasaport olan arkadaşlar çok rahat. 10 yıllık malum onlarınki. Pasaportla ilgili öyle bir sıkıntı yaşadık. Yani işte Tekirdağ'a gittim. Tekirdağ'dan ancak randevu alabildim. İşlemlerimi bayramın Arife günü öğlene kadar bir şekilde hallettim. Şükürler olsun. Sonra işte hazırlık süreci. İşte burada sağ olsun görev yerimiz belli olur olmaz eğitim müşavirimiz bizim de iletişime geçti. Bakanlıktan telefon numaralarımızı almış. Biz ona ulaşmaya çalışmadan o bize ulaştı. Bu çok büyük bir keyif, bu çok büyük değerli bir şey. Çünkü nereye gideceğinizi, yani gideceğiniz yeri bilmiyorsunuz. Ne yapmanız, ne götürmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Ne zaman gitmeniz gerektiğini aslında çoğunlukla bilmiyorsunuz. Bu konuda iyi bir eğitim müşavirine denk gelmek büyük şans öğretmenler için. Biz o açıdan eğitim müşavirimiz, yani eğitim müşavir dediğimiz kişi görev olarak bizim buradaki, bulunduğunuz ülkedeki amiriniz. Sizi görevlendiren, sizi işte üniversitelere gönderen, görevlerinizi başlatan, onlarla ilgili işlemleri büyükelçilik nezdinde yürüten kurum amiri diyelim. O vesileyle işte bize dediler ki Sudan'a geliyorsunuz. Burada neredeyse her şey var. Ama işte ne bileyim Türkiye tarzı çerezleri getirebilirsiniz dediler. Nitekim öyle yaptık. Kıyafet çok lazım olduğunu düşünmüyorum. Zaten sıcak bir yer. Şu anda Şubat'tayız. Hafif akşamları biraz soğuk oluyor. Ben biraz tropikal bir bölgedeyim. Onun dışında bir takım elbise işte resmi günlerde kullanmak üzere işte büyükelçilik törenlerinde, büyükelçinin katıldığı törenlerde, mezuniyet törenlerinde, okulla ilgili resmi programlarda kullanabileceğiniz bir takım elbise. Bir takım elbise işinizi görür. Bolca çorap, çünkü burası sineğin bol olduğu bir yer. Sineğin dolayısıyla sıtmanın, maalesef malaryanın bolca yaşandığı bir yer. 6 aydır hiç yakalanmadım. Ama yakalanan arkadaşlarımız var. Hatta kısa sürede 2 defa yakalanan arkadaşlarımız oluyor. Kimi ağır geçiriyor, kimi hafif geçiriyor. Burada ilaçları vesairesi var. İstanbul'daki sürecimiz o şekilde başladı ve biz 15 Ağustos'ta buraya Türkiye'den 3 kişi geldik. İstanbul'da tabii buluştuk. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Hartum
uçağı var. Akşam saatlerinde çıkıyor. Gece 2-2,5 yanlış hatırlamıyorsam buraya varıyor her gün. Milli Eğitim Bakanlığı biletinizi alıyor. Biz buraya geldik, valizleri bizde. Malum ilk geliş ve son gidiş görev bitiminde, yani 5 yıllık görev bitiminde diyelim. İlk ve son biletinizi Milli Eğitim Bakanlığı karşılıyor. Onun dışındaki izinlerde kullanacağınız biletler tabii ki sizden, cebinizden. Hartum'a geldik. Sağ olsun eğitim müşavirimiz yine orada da farkını gösterdi. Bizi gece yarısı gerçekten havaalanında, yani Hartum gibi bir ülkede, bir Afrika ülkesi, evet güzel bir ülke ama sonuçta bilmediğiniz bir yer. Büyükelçilik personeliyle oraya geldi. Hatta diğer kurumlarımızın da, mesela Yunus Emre Enstitüsü'nün müdürü de oradaydı. Kızılay müdürü de oradaydı. Kızılay Hartum başkanı da oradaydı. Sağ olsunlar, bizi karşıladılar. Havaalanında şöyle bir şey var. Şimdi bu ülkeye Türkiye'deyken vize başvurusu yapmıyorsunuz Sudan'a. Fakat işte havaalanında yanımdaki iki arkadaşımın pasaportu yeşildi. Benimkisi griydi. Onlardan vize ücreti almadılar. Zaman zaman yeşil pasaportlardan da vize ücreti aldıklarını duyuyoruz. Ama eğer diplomatik görevli, yani diplomatik, herkes bir elçi çünkü burada çalışmaya gelen herkes bir elçi, Türkiye namına geliyor. Dolayısıyla bir diplomatik görevi de var haliyle, kültür elçisi. Onu o konuda biraz şey yaptığınızda vize parası istemeyebiliyorlar. Aksi durumda 100 dolar vermek zorunda kalıyorsunuz. Nitekim ben verdim. Görev pasaportum olduğu halde. Gri renkte. Hizmet pasaportu. Diğer arkadaşlarım vermedi. Neyse, misafirhanemize geçtik. Hartum'dan ben Niyala'ya gideceğim. Diğer iki arkadaşım da orada kalacaktı. Orada çalışacaktı. Oradaki üniversitelerde. Hartum'dan Niyala'ya geçiş, Hartum'dan herhangi bir yere geçiş, başkentten herhangi bir yere geçiş bakanlığın, devletin izniyle mümkün, yani Sudan devletinin izniyle mümkün. İzne başvurduk. O izin süreci biraz uzun sürdü tabii. Yani o izin çıkmadan ben Niyala'ya gidemezdim. Bir misafirhanede kaldık diğer arkadaşlarla. İznimiz çıktı. Sonra işte Niyala'ya geldim. Şimdi Niyala'ya geldim. Niyala'da ne var? Ülkemiz namına neler var? Ondan biraz bahsedeyim. Burada Niyala Türkiye Sudan Eğitim Araştırma Hastanesi var. Devasa bir hastane. 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam kuruldu. Devletimiz buraya bir sağlık yatırımı yaptı. Buradaki insanlar, çünkü başkent, şöyle bir benzetme yapayım. Ben Adıyamanlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Başkent İstanbul'sa Afrika ülkelerine göre Niyala Adıyaman. Yani gelişmişlik düzeyi açısından söylüyorum bunu sadece. O açıdan buradaki halka devletimiz böyle bir imkan sunmuş. Tabii bulunduğumuz yer Niyala, aynı zamanda tarihteki o meşhur Darfur eyaletinin de başkenti, Ali Dinar'ın memleketinin, Darfur Sultanlığı eski adıyla Osmanlı'ya bağlı bir özerk bölge. Oranın devamı, merkezindeyiz. Türkiye o açıdan burayı çok önemsiyor çünkü tarihi bağlarımız var. Buraya hastane yapıldı işte, hastane yapılmış. Bu hastanedeki personelin ekserisi çoğu Türkiye'den. Doktorlar, hemşireler, laborantlar ama onun yanı sıra temizlik görevlileri, hemşireler, anestezi teknisyenleri, çeşitli alanlardaki personel, yani tahminen söyleyeyim 200-300 personel Sudanlıdır, yani Niyala'dandır. Dolayısıyla bu insanların Türkçe ihtiyacı, Türkçe bilme ihtiyacı. Çünkü beraber çalıştıkları insanlar Türk. Dolayısıyla Türkçe bilmeleri gerekiyor. Bu anlamda biz ne yapmışız devletimiz? Ayrıca buraya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bir meslek yüksek okulu açmış. 3 yıllık. Burada SBÜ'nün burada bir şubesi var. 3 yıllık bir okul. Burada şu anda mevcut durumda anestezi teknisyenliği ve acil ve ilk yardım bölümleri var. Buralardan mezun olan öğrencilerin çoğu hastanemizde iş imkanı buluyor. Bir kısmı tercüman olarak doktorların yanında çalışıyorlar. Bir kısmı da mezun oldukları bölümlerde iş yapıyorlar hastanede. Biz üniversite bünyesinde görevlendirildik, çalışıyoruz.
Hastane ile üniversite entegre kurumlar, birbirine bağlı kurumlar. İkisi de Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, ben yani, Milli Eğitim Bakanlığı namına burada görevlendirildim. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın tesislerinde kalıyorum. Şu an bulunduğum, video çektiğim yer mesela arkamda görüyorsunuz. Bir apart otel tarzında bir yer. Savanna dedikleri bir yer. Apart odalar. Arada da mevcut çalışan Türkiye'den gelmiş personel sayısına bağlı olarak her odada bir ya da iki kişinin kaldığı evler, odalar. Yemeklerimizi hastanede yiyoruz. Bu açıdan çok avantajlıyız. Suyumuz, içme suyumuz yine hastane imkanlarıyla karşılanıyor. Barınma zaten bahsettim. Onun dışında sadece kişisel masrafları, arada çarşıya çıkarsanız, giderseniz meyve mesela, diyelim ki farklı bir meyve yemek istediniz. Burada tropikal meyveler var. Mango mevsimi mesela. İşte yakın dönemde, bugünlerde kavun mevsimi var. Kavun, çok çok güzel kavunu var. Şemmam diyorlar. Bir iki ay önce karpuz çok yoğunlukla vardı. Dönem dönem işte biraz da böyle yöresel meyveleri var. Yani tropikal bazı meyveler. Mango çok yaygın. Şu an yok. Cavava dedikleri bir meyve var. Ve daha adını duymadığım, tadına bakmadığım birçok meyve olduğunu düşünüyorum. İnşallah onları da deneyimleyeceğiz. Bizim işimiz üniversitede. Oradaki öğrenciler 3 yıl eğitim görüyorlar. Birinci yıl yoğunlukla Türkçe dersi görüyorlar. Biz Yunus Enstitüsü'nün kullandığı 7 iklim kitaplarını kullanıyoruz. A1, A2, B1, B2. Çoğunlukla B1'de, çünkü zaman 2 dönem o sadece sürüyor. Zaman kısıtlı. B1 biterse büyük bir avantaj elde ediyoruz. Yani öğrenci belli bir seviyeye geliyor. Dolayısıyla ondan sonra artık aldığı işte tıbbi eğitimler önemli. Biraz Niyala'dan bahsedeyim. Niyala işte birkaç, yani yoğunlukla kabilelerden gelen insanların yaşadığı, suyu bol bir yer bu arada, Afrika olduğuna aldanmayalım. Yani şurada belki 5-6 metrede su çıkar kazarsanız kuyuda. Suyu bol, yağmuru bol. Temmuz Ağustos aylarında çok şiddetli yağmurlar yağıyor. Yani buralar su dolabiliyor bazen. Odalar, bazen işte dışarıdaki durumu iyi olmayan fakir insanların hasır evleri su altında kalıyor. Yani o derece bir yağmur. Yollar kapanıyor. Dümdüz bir ev, bir ova Niyala. 4-5 milyon nüfuslu bir yer. Apartman kültürü yok. Dolayısıyla buraya gelen Türkiye'den gelen bir görevlinin dışarıda kalma durumu da aslında ortada yok. Buraya geldiğinizde yine hastanenin ya da SB'nin sağladığı başka bir yerde kalmak zorunda kalırsınız. Yani öyle, o daha güvenli, daha sağlıklı olur. Çarşı çok canlı. Tabii gittiğimiz ülkeleri, Avrupa olsun ya da Afrika olsun, diğer Orta Asya ülkeleri olsun, gittiğimiz ülkeleri aslında Türkiye ile kıyasladığımızda pek mutlu olamayabiliyoruz. Bu ülkeyi olduğu gibi kabul etmeli. Bu ülkenin şartları bu. Tadını çıkarmalı diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Arada çarşıya çıktığımda insanlarla birkaç Arapça öğrendiğim kelimeyle muhabbet ediyorum. Selamlaşıyorum. Selam ve gülümseme burada çok önemli. Bu insanlar çok değer veriyor. Bir de yabancı olduğunuzu anlıyorlar. Mesela tam bugün bir olay yaşadık. Yanımda bir anestezi doktoru vardı. Bir cellabiyeyle, beyaz elbiseli bir amca durdurdu onu. Dedi ki sen, dedi Arapça, ente havacı, sen dedi havacı mısın? Yani burada yöresel ağızda dışarıdan gelen İngilizce konuşan yabancı sömürücü kişi. O duymadı tabi, anlamadı. Dedim ki gel abi, geri çağırdım. Dedim bak, bu sana şey soruyor. Dedim ki Türkiye, müsteşfa Türkiye, hastane, doktor, tabip, doktor. Türkiye deyince etrak, etrak, etrak diye bağırmaya başladı. Yani Türkler, Türkler, bir muhabbetle sarıldı bize. Şuna getireceğim. Çarşıdaki esnaf, dışarıdaki insanlar, evet, sizi görüyorlar. Yani dışarıdan gelmişsiniz. Çoğunlukla Türkler burada var. Yani başka ülkelerden İtalyan sanayisi de var ama onlar pek çıkmıyor. Türkler hayatın içinde. Türkler dostane elini uzatmış buraya. Ben bunu samimiyetle söyleyebiliyorum. Bunun karşılığı da var çünkü. Beyazsınız. Tabii ben bile beyazım bu arada burada. Sizi görüyorlar. Kimsin? İngiliz zannediyorlar. Ne bileyim, başka bir Amerikan zannediyorlar. Türk dediğiniz anda
gözlerinin ışığı iki kat artıyor insanları. Size sarılmaya çalışıyorlar, sizinle muhabbet ediyorlar, böyle coşkulu böyle ifadeler, karşılamalar. O açıdan güzel bir coğrafyada olduğumuzu düşünüyorum. Vefalı insanlar, onu söyleyeyim. Şey yani, mesela Türkçe öğrettiğimiz gençler belli bir seviyeye geldikten sonra gerçekten çok bizi bir yerde gördüklerinde büyük bir saygıyla, sevgiyle karşılıyorlar. Misafirliğe gidiyoruz bazen evlere mesela. Yani böyle bir misafirperverlik bir Anadolu'da var, bir burada var diye düşünüyorum. Çok güzel o konuda. Onun dışında okuldaki çalışma sürecimiz 8-8.30'da başlıyoruz her gün. 8.30'dan şu anda 1'e kadar derslerimiz devam ediyor. Cuma, cumartesi burada tatil. O günlerde dinleniyoruz. Burada tabii boş zaman etkinlikleri açısından çok zengin bir yer desem aslında doğru olmaz. Bu zenginlik biraz da bize bağlı. Aslında kendi aramızda bazı sosyal etkinlikler yapabiliriz. Burada kalabalık bir Türk grubu var çünkü. Tiyatro olur, ne bileyim, satranç turnuvası, masa tenis turnuvası, hatta halay ekibi kurmayı düşünüyoruz. Öyle bir planlarımız var kafamızda. Bir arada bir ortak alanımız var. Burada mesela yaklaşık 15-20 kişi kalıyoruz. Ortak alanda akşamları oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz. Borsa tüyoları alıyoruz. Dostluklar kuruluyor. Türkiye'de görüşme sözleşmeleri yapılıyor. Çok güzel arkadaşlar kuruluyor. Güzel bir ortam. Özetle bir hikaye yazmaya gelirseniz burası o hikaye için güzel bir yer diye düşünüyorum. Başka neler vardı? İşte barınmadan bahsettik. Ha, sağlık zaten ben Hartum'daki arkadaşlar için şey söylemeyeceğim ama ben burada zaten hastanemiz bize 1 kilometre mesafede. Hastane bünyesinde, hastane personeli iç içe olduğum için herhangi bir sağlık probleminde ben hastanemize direkt gidip tedavi olabiliyorum. Allah lazım etmesin ama olabilir. Onun dışında barınma masrafımız yok. Şunu son olarak söylemek istiyorum. Şimdi yurt dışı öğretmenliğine giderken herkesin bir motivasyonu var. Bu motivasyonun altında yatan nedenler var. Yani sıralayacak olursak işte kimse şey yapmasın, gerçekçi olalım biraz. Bunun sanki birinci kaynağı parasal kısmı. Yani şu ekonominin maalesef inşallah iyiye gidecek, biraz zor, darda olduğu dönemde döviz üzerinden maaş almak, bunu biriktirebilmek, bu açıdan rahatlamak çok keyifli bir olay. Yani çektiğiniz, sonuçta burada bir gurbet yaşıyorsunuz, ailenizden uzaksınız, arkadaşlarınızdan uzaksınız. Hele de İstanbul gibi bir şehirden uzaksınız, bu çok büyük bir eksiklik benim için açıkçası. Dolayısıyla birinci şey, evet, maddi boyutu. Benim peki sebeplerim neler? Evet, maddi boyut önemli. İki, yabancılara Türkçe öğretmede uzmanlaşmak. Benim derdim aslında bu. Yani evet, yaptım Türkiye'de. Branşım Türkçe. Türkiye'de bir aileyle çalıştım, Mısırlı bir aileyle, Suriyeli annelerle çalıştım. Ama tabii direkt bunu isteyen, talep eden, yoğunlukla talep eden bir ülkede, bir milletin arasında olduğunuzda iş daha bir değişiyor. Arapça konuşan, Arap alfabesini kullanan bir milletle çalıştığınızda çok daha iş değişiyor. Zorlaşıyor ve güzelleşiyor aslında. O açıdan uzmanlaşmak istiyorum. Kendi yöntemlerimi belki ortaya çıkarmak, ilerisi için akademik bir altyapı oluşturmak yine aynı şekilde. Bir diğer husus, ben Arapçayı çok seviyorum. Yani öğrenmeyi istediğim dillerden biridir. İngilizce biliyorum. Belli bir seviyeden hani yükseltmek isterim. Burada o imkanım da var. İnsanların çoğu demeyeyim de %40-50'si İngilizceyi biliyor gerçekten. Güzel konuşanlar var. Kelime hazineleri gayet iyi. Özellikle akademik çevredeki, yani öğrenciler, bazı hocalar Sudan'da. Onlar İngilizce iyi biliyorlar. O açıdan da bir avantajı. Arapça öğrenmek istiyorum. Arapçayı cebime koymak istiyorum. Türkçe öğretmek istiyorum. Türk kültürünü öğretmek istiyorum. Halay çekmeyi severim. Burada inşallah öğrencilerime halay öğreteceğim. Birkaç tanesini biraz çalıştım. Çok istiyorlar. Bunlara şiir okutuyorum. Türkü söyletiyorum. Çok keyifli oluyor. Müzik dinletiyorum. Popüler müzik mesela. En son antidepresanı dinlettim.
Bir tanesi de ezberledi. Yani paylaşıyoruz onlarla, çeşitli vasıtalarla. Böyle. Bu arada burada internetimiz de var. Çok yüksek tabii. Türkiye'deki hızlar beklenmez ama bize yetecek kadar hızlı olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu mesela yükleyeceğim. Ne kadar sürede yüklenir bilmiyorum. Ama yüklenir inşallah. Onun dışında şimdilik mutluyum. Şükürler olsun diyorum. Senede bir izin yapacağız. Tabii bir ay izin, yani bütün Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenlerin kullandığı şekilde bir aylık iznimiz var. O iznimizi yaptığımızda Türkiye'ye gidip bir nevi biraz yenilenip geri geleceğiz inşallah, bir aksilik olmazsa. Son söyleyeceğim şey, bilet fiyatları çok yüksek, onu söyleyeyim. Yani Avrupa'nın orta ölçekli bir ülkesine, işte Türkiye'den gitmekle, İstanbul'dan gitmekle buraya gelmek arasında neredeyse fark yok. Mesela şu anda Türkiye'ye Hartum'dan gidiş geliş $500. Hartum'dan. Buradan Hartum'a gidiş geliş de uçakla zaten 1300 kilometre. O da şu sıra $160 gidiş, 160, $320 da orada gidiş geliş diye düşünseniz $820, $850 yaklaşık olarak, hatta $900 kadar çıkabilir bu. Bir maalesef yol masrafı var. Bu açıdan bunun biraz düşmesi, yani düşürülmesi bir şekilde bizim yararımız olur. Çünkü izinlerde tamamen kendi cebinizden ödüyorsunuz her şeyi. Bu da düzelirse tadından gelmez. Bu da nazarlık olsun diyelim. Onun dışında her şey yolunda. Herkese başarılar, saygılar, sevgiler. Unuttuğum bir şey olursa yazarsınız, cevaplarım. Sanırım hepsini cevapladım. Barınma, sağlık. Ha, burada Türk okulu yok. Yani şöyle, mesela ailesine gelecek, çocuklarına gelecek bir öğretmen düşünelim. Çocuğum nerede okuyacak? Orta Asya'ya gittiğinizde zaten Türk okuluna gidiyorsunuz. Burada Afrika'da görevlendirilen öğretmenlerin hepsi Türkçe ya da edebiyat öğretmenleri. Dolayısıyla Afrika'da hiçbir ülkede Türk okulu yok bildiğim kadarıyla. Tabii Türk okulu yok derken Maarif okulları hariç. Maarif okulları biliyorsunuz FETÖ'den devralınan okullar. Burada da var, Niyala'da. Hartum başkentte de var. Şimdi başkentteki Maarif okulu, başkente çalışacak olursanız başkentteki Maarif okulu çocuklarınızı vermeye uygun. Ücretli bir okul. Devletimizin kurduğu bir okul. Her seviyede eğitim var. Ama Niyala'da mesela, Niyala'da burada Maarif, Türkiye Maarif Vakfı okulumuz var. Bu okulda şu anda sadece erkek öğrenciler var. Lise. Erkek lisesi burası. Türkçe burada seçmeli ders olarak geçiyor. Normalde yani bulundukları ülkenin sistemine entegre olmuş okullar. Öyle diyeyim. Türkçe dersi var ama eğitim Türkçe değil. Onu söyleyeyim. Evet, bu kadar. Teşekkür ederim.